Boksör kendisi. Boksör müsün sen? Lisanslı boksör. Çok açık ol. Nedim'i alır mısın? Tabii. Bu özgüven var mı sende? Var. Yani gerekirse ben bu adamı döverim diyor musun? Tabii. Abi sırf özgüven değil. Fazlası var ya. Yani. Benle ilgili böyle bir düşüncen var mı? Böyle bir şey söyleyemeyeceğim. Rahat ol. Ben bu Mesut'u bir problem olsa alırım diyor musun? Ama hiç bu kadar uzun biriyle dövüşmedim, bilmiyorum. Şurada beni evine çeviriyorsa amma izleniriz ha. Dik olsa burada ben böyleyim. Dirseğiyle girmiş burnuma burnuma. O çok tehlikeli bir durum. Yani tabii. Sporcuyla şakalaşmamak gerek. Şu an tehdit mi ediyorsun beni? Hanımlar, beyler, ben Deniz Mesut Süre. İlişki testi harikulade bir kalabalıkla, alkışlarla başlıyor! Evet aslanlar be! Sevgili Mevre, sevgili Nedim. Mevreciğim, bu sorunun geleceğini bekliyordun. Mevre ne demek? Mevre su damlası demek. Nece? Farsça. Kim koymuş bu adını? Mesela anneannenin adı mıymış? Hayır, dedem bir torunu olacağı için çok sevinmiş. Çok özel bir isim aramış. Mevre'yi bulmuş ama Merve çok popüler olunca Mevre pek popüler olmadı. Ben de nüfus memuru kazası mı demiştim ilk. Tabii. Tarihin herhangi bir yerinde Mevre popüler olmuş mu ki? Var. Yani Merve'ye kaybetmemiştir. Hiçbir zaman popüler olmamıştır. Var, Antalya'da mesela bir otel var Mevre diye. Mevre otel? Evet. Yapma ya. Evet, evet. Su damlası oteli aslında. Evet, evet. Ha, ne güzel. Kaç yıllık bir ilişki? 7. Evlilik? 5. Çocuk var mı? Tabii. Var. Hay Allah bağışlasın, ne güzel. Nerede tanıştınız Nedim'ciğim? Bir uygulama vasıtasıyla tanıştık. Tinder. Tinder'la tanıştık. Niye uygulama diye kapatıyor sanki? Ya öyle gireyim dedim sonra... Yok, var mı şeyde tanışan daha önce Tinder'da? Fuş yuvasıymış Tinder'da, sen söyleyeyim. Tek biz. Ya da saklıyor bunlar. Ya 30 yıllık ilişki var diye onlar tanışsa ya Tinder'da. Serda Hanım, 30 senenin sonunda tutku devam mı? Kaç gün görmezseniz beyefendi özlüyorsunuz? Eskiden daha uzun süre görmediğimde özlüyordum ama şimdi çok daha kısa. O niye? Alışkanlığa dönüşüyor. En başta ki... sevmiyordunuz, tamam. Yeni yeni aşık oldunuz, son 5 yıl yok, olabilir. Çok daha alışkanlık haline geliyor. Öyle mi? Varlığı, evet. Vay, gidiyor mu hiçbir yerlere birkaç gün şuraya buraya? Gidiyor, işle ilgili gidiyor. Mesleği nedir beyefendi? Renault'da eğitim görevlisi diyelim. Diyelim. Normalde jant efendim kendisi normalde. Komiktim ha, ben de şaşkınım şu an. Kısa cevap, emekli. Siz, tamam. Maaşını siz tahmin edin diye. Sizin mesleğiniz ne? Ben çalışmıyorum şu an. Daha önce? Anaokulu öğretmeniyim. Anaokulu, çok belli abi eğitimci olduğunuz. Bizi izleyip geldiniz değil mi buraya? Evet. Tamam, 30 yıllık hayat arkadaşınızı bana 3 kelime anlatır mısınız? İnsan. İnsan. İnsan olmanın bütün değerlerini seçiyor. Güldünüz ama harika bir şey söylüyor hanımefendi. Ne anlar bu gençler? Tabii, o çok tatlı. Sekir sekisi diyor kızı. İnsan, başka? Çok iyi gönüllü, bol gönüllüdür. Ne güzel. Ben size bayıldım bu arada, enerjinize de size de. Beyefendiye de verelim, biz de her şey eşit. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizin zarafet bir çift olsa siz olurdunuz bu arada. Teşekkür ederim. Gerçekten çok öyle. Çok sağ olun. Siz 30 yıllık hayat arkadaşınızı bana 3 kelimeye anlatır mısınız beyefendiciğim? Evet, o da insan. Hadi inşallah. Evet. Adil ve saygıdeğerdir. İnsan adil ve saygıdeğer. Evet. Muazzam görünüyorsunuz enerji olarak. Teşekkür biz ederim. Sizin gibi insanlar sahnemize geldiği için çok mutluyuz. Ben böyle söyleyebilirim. Buraları yayınlayabilir miyiz? Tabii ki. Sakıncası yok. Çok teşekkür ederiz ayrıca. Son bir şey soracağım. Bu zarafetin içerisinde ara ara kavga ediliyor mu? Eskiden biraz sürtüşürdük ama şimdi daha az. Çok peki daha... 30 sene içerisinde hanımefendiden ağır bir söz duydunuz mu? Yok. Bir küfür, bir ne bileyim. Yok. Sıfır. Yok, ben küstüğüm için genellikle... Küsüyor musunuz siz? Gerçekten. Ben küsegenim. Küsüp gitmek mi evden? Yok, küsüyorum. Kapanırım ben. Nereye? Odaya? Yok. Yatağın altına? Kendime kapanıyorum. Ha, kendiniz kapanıyorsunuz. Evet. Muhabbeti azaltıyorsunuz. Evet. Güzel. Çok uzun sürmüyor. Kim barışıyor daha çok? Genellikle ben barışıyorum. Küsüp çok sıkılıp değil mi? Evet. Ya çok sıkılıyorum ben. Gideyim evet. Bari bir gönlünü alayım ya. Ben size mutluluklar diliyorum ama benle bir şey kalmamış. Zaten çok mutlusunuz. Coşkun arkadaşlarım var. Teşekkür ederim. Yemin ediyorum programımız A kalite. Gelen çifte bak. Tinder'da. Genelde biz tabii halkımız olarak Tinder'da pek yanlış anlıyoruz yani. Tinder yani biraz Avrupa'da, Amerika'da buluşalım, uyuyalım, uyanalım uygulamasıyken bizde sözde kınaya, nişana, evliliğe gidiyor. Tabii.
Ay git. Vallahi çok gördüm ben Tinder'da tanışıp. Ya, ilk değilsiniz. Duyduğum belki 10. 15'lisiniz yani. Tinder'da buluşuldu. Nereye gidildik? McDonald's, Bağdat Caddesi. Tamam. Ya yazışmaya başladık Tinder'da match olunca. Muhabbet güzel akmaya başladı. Sonra işte bir gün buluşalım, bir kahve içelim ya da bir sohbet edelim gibi tamam. başladı. Tamam. Gittiniz hamburger yemeye. Aslında gitmedik. Arkadaşıyla oturuyordu. Ben sonradan dahil oldum ha, sohbete. O erkek için korunaklı bir alandır o. Yanındaki kız mıydı? Evet. O kız da seni severse bir anda puanları beşer beşer topluyorsun. Ben isterim öyle buluşmaları. Ama çok başka bir gündü yani. Ne oldu? İkisini yani... beraber öptüm diye ne oldu? Ne oldu bambaşka? Ya Mevre ile düzgün konuşamadık başta. Kız sürekli bir şey anlatıyor, konuşuyor. Ha. Carcar bir kız. Fena yani. Tamam. Darlıyor, sorular soruyor. Tamam. Sana? Evet. Yani cevaplıyorum konuşmaya, bir sohbet açmaya çalışıyorum. Yok yani. Sonra kalktın gittin mi sen? Yok gitmedim. Sonra öbür kız? Cevap vere 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 oturdu. Öbür kız gitti mi? O da gitmedi. Mevri gitti mi? Yok. Yok. Üçünüz oturduk. Saatlerce. Oradan kalktık işte kahve içmeye başka bir yere. Oraya da geldi. Geldi. Kız hiç bu yol yordan bilmiyor mu bu kız? İstemedi herhalde ne bileyim. Sen yani. Demedin mi hayatım? Kalk git artık falan. Şöyle dedim de meç olduk. Ama böyle çok gönüllü değildim. Ben arkadaşım da şeydi, çok iyi çocuk, çok iyi çocuk. Dur bakalım bir tanıyalım falan dedim ben. Sen neye gönüllü değildin? Yani sadece mesajlaşıp konuşuyorduk. Ha, şart değil buluşmak diyorum. Tabii tabii. Tamam. Yani. O gün üçünüz oturdunuz, dağıldınız mı sonra? Yok, dağılmadık. O gün konuşurken işte diğer arkadaşı böyle astrolojik sorular sormuştu. Hangi burçsun falan. Tamam. Dedim Aslan Burcu'yum. Aa ben de dedi orada. Yani tamam. Bir moderatör eşinde konuşuyor gibi olduk bir anda. Ben orada bu işi mi yapsam lan acaba bu yaşından sonra? İlk buluşmalara gidiyor. İyi akşamlar ben tanıştırayım. Ha? Sonra şey oldu işte. Hangi ay doğmuşsun? İşte Ağustos ben de. Aa falan. Kaçı bir yok artık diye böyle. Aynı gün doğumluymuşuz. Yıl? O, yıl farklı. Benim 89, onun 87. Tamam. Orada sonra biraz daha böyle aa falan hani özel bir şey mi var burada falan gibi böyle bir sohbet akmaya başladı. En azından benim açımdan yani. Sonra defedi verdik arkadaşımı. Ha gitti. Nihayet. Evet. Söylediniz mi git diye? Aslında Nedim'in de bir arkadaşı vardı. Hani böyle dörtlü olur muyuz falan gibi düşündü ama onlar iyi anlaşamadılar. Biz... Dört kişi niye şimdi söylüyorsunuz dördüncüyü bana? Sonra gittiğimiz yerde dörtlü. Sen çağırdın birini. Biz gittik gibi oldu evet. Ha akıllıca bir hareket ama. Dedim bari sayıları eşitleyelim. Yani. Tabii kızdan kurtulamıyorsan... Kusura bakmayın yani erkekten de yani. Onu böyle meç olabilecek birinin yanına götüreceğim. Evet, ya da en azından sohbet edeceğim. O ikisinden kim kimi beğenmedi? Açık ol. Oğlan beğenmedi. Aa. hiç beğenmedim. Ne yapıyorum? Sakin azıcık. Hatta beni tuvalete çıktı. Tövbe estağfurullah dedi yani. Azıcık sakin. Bu neymiş? Çok belli etti yani zaten. Öyle mi? Ayıp bir şey o. Birini beğenmiyorsak bile insan olduğunu unutmayacağız karşımızdakinin. Dikkatli olacağız. Ayıp etmiş doğru şimdi düşünce. Ne dedi kızla ilgili? Söyle bir şey olmaz gülersin. Demin sana konuşana da bak. Bir şey olmaz. Zaten arkadaşını ezdirdin mi o gece? Yok hiç. Ha. Ezdirmedim. Arkadaşım da yani o şey havayı aldı. Dörtlü olmayacağız deyince beni bırakıp gitti. Ha gitti. Gitti. Aferin kıza. Sonra siz çocuk kaldı mı ikiniz yalnız mı kaldınız? Yok ikimiz kaldık. Evet evet artık. O gün öpüşüldü mü? Yok öpüşülmedi. İlk flörtöz o zaman öpüştüğünüz nereye gittiniz? Sonra Kadıköy'de işte ertesi gün evet, bir buluştuk. Tamam. Sonraki gün de buluştuk. Böyle her gün buluşmaya başladık sonra. Tamam ilk öpüşme? Üçüncü buluşma evet, üçüncü olması buluşma. Lazım. Nerede? Nerede? Kaçış evinde. Evet. Nedim o zaman bir kaçış evi işletiyordu. Kaçış evleri vardı. Korku evi. Korku evet, evet. evi evet. İkisi de deniyor galiba. Ya korku olmayanlar da var da bizimki korku eviydi Kadıköy'de. Tamam. İşte orada bir yandan seans yönetiyorduk. Oraya gelmişti. Orada oldu ilk. Seans sırasında değil tabii. El alem orada nasıl felek okurken. Siz el alem orada Allah Allah baş başayken siz ekrana bakıp öpüştünüz mü yani? Yok sonrasında boşlukta. Ha anladım. İki seans arası falan gibi. O korku evlerinde çok değişik bir şey yaşadın mı dedim? Ne oluyor o korku evlerinde? Abi orada şey var. Şimdi çoğu insan korkuyor. Korkmayanlar da var tabii. Yani tamam. Ne olacak canım oyun bu diye giriyor. Çok korkanlar da var. Şu var. Korkutmaya giren de korkuyor aslında. Çünkü karşısında kim var, ne var bilmiyor. İnsan mı işin? Bilmeyenleri anlatalım. Bir insan mı giriyor içeri korkutmaya? Evet yani kostümlü, ya korku maskeli, pelerin tamam. ya da konseptine göre. Odaya girip dokunuyor mu birilerine? Bağırıyor mu? Bazı oyunlarda dokunuyor. Biz çok teması istemiyorduk. Bir sorun çıkabilir diye. Tabii şimdi yani ummadık yerde görünebiliyor. Biri pandik attı bana. Ruhum da değişik olur yani. Ya isteyen de vardı ama. Biri şey dedi. Pandik ona. İsteyen mi var? Böyle saçma şey mi? Korkuyun ha. Güzel kardeşim biz bir saatte çıkmayacağız tamam mı? Ne kadar korkutucu çalışanınız varsa bizi pandiklesin tamam mı güzel kardeşim? Ya benzer bir şey oldu. Telefonda kayıt alıyoruz şey dedi birisi. Sizde temas var mı? Biz dedik ki biz prensip gereği temas etmiyoruz. Lütfen yapın. Şimdi nasıl temas yapalım falan? Abi istediğinizi yapın. Duvardan duvara vurun. Zorlayın bizi falan. Biz korktuk şimdi. Nasıl bir şey geliyor yani? Hani
beklenti de büyük. O yüzden öyle değişik talepler oluyordu ara ara. Anladım. Sen orada ne kadar işlettin o işte? Ben bir sene civarı. Sen o sırada zaten sevgili oldunuz hemen. Tabii sevgili olduk. Evet. Sonra zaten benim iş yerim, onun evi falan çok ortak lokasyondu. Çok sık buluşuyorduk. Güzel. Abi aslında ilk ya da ikinci buluşmada da bir şeyler olurdu da. Bir de boksör kendisi. Boksör müsün sen? Evet. Lisanslı boksör. Ve de o zaman daha yapılıydı. Bir de bana bak 10 dakika önce. Boyun boyuma yumuracak. Anladım Mevle. Mevle'nin boyu boyuma. Kıza böyle bir koyacak aşağıdan, göreceğim yumuracağı. Bir de tanıştığımızda söyledi, ben boksörüm lisanslı, ders veriyorum falan filan. Bir de yapılıydı o zaman daha. Devam mı hala boksa? Şu an sadece hakemlik yapıyorum, milli hakemim. Atıyoruz mu lan siz? Hayır. Ya şey var, yapılı böyle boks, net böyle şey. Hani şeye korkuyorum, hakem yapmaya ya da bir şeye korkuyorum. Çünkü... Çok açık ol, Nedim'i alır mısın? Tabii. Bu özgüven var mı sende? Ya yani gerekirse ben bu adamı döverim diyor musun? Tabii. Abi sırf özgüven değil. Fazlası var ya. Benle ilgili böyle bir düşüncem var mı? Böyle bir şey söyleyemeyeceğim. Rahat ol. Ben bu Mesut'u bir problem olsa alırım diyor musun? Ama hiç bu kadar uzun biriyle dövüşmedim, bilmiyorum. Şurada beni evine çeviriyorsa amma izleniriz ha. Bir koysa burada ben böyleyim. Dirseğiyle girmiş burnuma. O çok tehlikeli bir durum. Yani tabii. Sporcuyla şakalaşmamak gerek. Şu an tehdit mi ediyorsun beni? Hayır, o problem. Bundan sonra ağzından şaka duymayacağım. Sorunu sor, siktir git. Hayır abi. Abi hakikaten sen mi bir yerden soruyorum ya? Sen benim kardeşimsin bu saatten sonra. Korkmuşum belli ki acık. Sen benim canımsın ya. Vallahi bir problemin olursa ilk beni ara. Ben senin abinim. Birebir de ben bu çocuğu alırım der misin? Benim fiziğim ortada. Diyemem canım. Göbeğim ortada, hantallığım ortada. Yani gözün keser mi? Kesmez. Ha, anladım. Abi nakavt olur mu bilmiyorum ama bayağı bir... Hırpalar. Tabii. Yok beni döver oğlum, ben rahatım da. Sen de hocam Nedim'ciğim, hanım istese beni alır, bu duyguyu bilmek nasıl? Yani. Değil mi? Başlarda da zordu. Yani tartışmalarda eli yükseltemezsin kolay kolay. Hiç. Değil mi? Çok kibardır. Ya mecburen kibar hayatım. Biz can korkusuyla evli bu adam. Mesela boşanmaya kalksan götün yer mi söylemeye? Yok. Gerçekten mi? Tabii abi, milli boksörden der mi ben? Denir mi ben sana boşanacağım? Öyle bir hata yapmam yani. Tabii mektup falan atmak lazım. Çok uzağa gideceksin. Uzaktan atmak lazım hatta yani. Beş ada var ya, son adaya gideceksin. Çok uzak. Uzaklaştığı yere bak, Akbil'le gidiyor yine. Evlenme teklifini hanginiz etti? Nedim. Ben ettim. Muhtemelen senin müsaadenle etmiştir. Nerede etti kardeşim? Ben tek yaşıyordum o dönem. Birinci tanışma yıl dönümümüzde. Mevre bir de hep şey yapar. Böyle özel günleri ya da özel olmasa da özel şeyler çok yapar. Böyle mektup yazar, bir not bırakır. Ben onları genelde bulamıyordum ayrı konuda. Öyle mi? Arabama not bırakır, bir aşk mektubu bırakır gibi. Yapma ya. Şeyler. Ben de karşılık verdim sonra ona, işte mektuplaşmaya başlamıştık. Mektupları kaybolunca bana kargoyla yollamaya başladı. Kim kaybediyor mektupları? Postada kayboldu. Aha. O da kargoyla yolladı. Bana okulda, o zaman anaokulunda çalışıyordum. Gelip şey diyorlardı, kargom var, mektup, hadi beraber okuyalım falan diye. O da çok güzel şiir yazar. Öyle mi? Öğretmenler odasında diğer öğretmenlerle bu adamın şiirlerini mi okudunuz? Dalga geçtiniz mi? Baba salağa bak falan da yaptı mı? Kesin yapmışlar. Kesin yapmışlar. Herkes yapar abi. Normal abi ya. Tabii gayet. Şiir yazıyorsan her şey... Hazır olacaksın. Ya ben bile dalga geçiyordum bazen. Ne yazmışım ya, bu nedir? Sana ne yazıyordu o? Bir şiirden bir bölüm ya da bir mektup, duygularını yazıyordu falan. İşte tamam. Ben onları pek bulamıyordum bazen ama... Sonra işte tanışma yıl dönümünde de artık kafamda okeydim yani evlenmeye. Zaten çok sık görüşüyorduk, hep beraberdik. Dedim bugün evlenme teklif edeyim. İşte bir masa hazırladım evde. İşte şaraptır, bir şeylerdir böyle, mumlar falan. O da hazırlamış. Evlilik teklifi değil tabii ama hani özel hediye. Yıl dönümü olduğu için. Yıl dönümü olduğu için. Sonra? Eve geldi işte, böyle baktı, şaşırdı. Oturduk. Bir kadeh pişi içtik. Pişler atıştırdık falan. Nasıl ettim? Ha, sihirbazlıkla ilgileniyordum ben bir de. Hala ilgileniyorum. Dedim ki değişik bir evlilik teklifi yapayım. Yemin ediyorum yalancı bir çocuk ya. Ben hiç böyle bir şey yapamadım. Yok değilim. Yani sen bunlar demişler. Biz değişik değişik şeyleri anlatalım, insanlar da yer. Ben boksörüm. Sihirbazlıkta ne yaptın mesela bugün? Abi şey, bir şey vardı. Hop böyle. Başka bir kadın çıkarttım ortaya. İşte bir kağıt vardı, yandı, yüzük meydana geldi. Yüzük yuvarlandı yalnız, ben arıyorum. Hani bir ufak gösterim. Öyle mi? Şey evet. Ama yüzüğü heyecandan alev çıkınca yangın çıktı dedi. Bir özel bir kağıt bu, herhangi bir kağıtla yapabiliriz. Evet, yani sihirbazlık için özel bir malzeme. Ha. Neymiş şeyi, tri? Bir şey olmaz lan, ne olacak? Ya özel bir malzeme, yanıyor, alev çıkarıyor, kayboluyor. Diyelim.
Kağıt kayboluyor. Evet. Yüzük? Düştü. Yüzüğü de el çabukluğuyla çıkardım orada ama o Alev'i görünce korktu, beklemiyordu. Bir tane mi yaptın sihirbazlık? Evet, yani evlilik teklifi için. Sonra şey çok komik oldu, işte yüzüğü verdim, şampanya patlattık, tam duygusallaştık böyle güzel. Annem aradı bir anda. Ne yapıyorsun oğlum dedi, şu an Mevre'ye evlenme teklif ettim dedim. Aa tebrik ederim, Mevre'yi çok seviyorum dedi, kapattı. Biz kaldık böyle. Mevre dedi ki ben de annemi arayayım o zaman dedi. Haklı. Tabii ben de aradım. Nedim bana evlenme teklif etti dedim. Aa, şaka falan sandı. Ciddi mi dedi sonra, evet. Ne dedim peki dedi anne. İşte düşünüyorum şimdi, daha cevap vermedim dedim. Evet de filan dedi. Konuşmuşlardı çünkü yani. Anne sevdi yani damadını. Tabii. Dedim çünkü çok cesurca. Ya ben Nazım. Dedi ki ben geleceğim, babanla bir konuşayım. Hani bir tanışalım. Emin babanla misin, konuşayım dedi. Değil canım. Yani aileyle bir tanışayım, beni tanısınlar. Oturayım. Hangi dedi. Şehir? Hopa. Artvin'e geldi. Tabii. Hayır. İstanbul'da yaşıyorlar. Annemler İstanbul'da. Tamam. Hani tek başına pek adet değildir bizde. Böyle toplu gelinir ya hani aileyle. Tek başına falan. Gittin. Tabii. Abi cahil cesareti. Yani ben sonra? İstanbul mantığı düşünüyorum. Giderim, tanışırım anne. Şey yapsaydın, kayınpederi en kötü sihirbazlıkta kaybetseydin. Birlikte. Hop baban yok ki şu an. Abi Laz. Anne sen ben otururuz. Adamı kağıtla yakmış, yanına yana gitmiş adam. Ha? Abi Lazlardan bahsediyoruz. Her şey olabilir. Ben bilmiyorum. Ben tabii böyle oturuyorum. Sonra? Tanıştık, güzel sohbet ettik. Sevdik birbirimizi karşılıklı. Sonra aileler de tanışmıştı hatta evlilikten evet. Önce. O şekilde aktı. Babamın sorun da aksine gibi. Hoşuna gitti. Aa pek cesur, ne güzel falan diye böyle. Keşke vursaydı götürden, çok güzel olurdu o zaman. Ya öyle bir ihtimal olduğu için vardı, sonra tabii. Anladım ben onu. Var mı böyle değişik evlenme teklifi olan? Merhaba. Selamlar, merhabalar. Kaç yıllık evlisiniz efendim? Biz 5 yıllık evliyiz. Oh, nerede evlenme teklifi etti, kim etti? Hong Kong'da etti, Burak etti. Nasıl etti, anlat bakayım. Bir Hong Kong'un zaten bütün binaları çok yüksek. En yüksek terasının olduğu binadayız. İşte yaklaşık 20. katta falan yemek yiyoruz. Ve Burak sporcu. Yaklaşık 2 hafta önce de oradaydı. Ben de balık yemekten nefret ederim. Beni bir balık restoranına götürmek istediğini söyledi. Ben dedim ki yemiyorum yani, gitmek istemiyorum. Yok dedi, tavuk da varmış. Bizim işte onlar deplasmana gittiklerinde menajer mi oluyor, kim oluyor onun adı? İşte rehber. Yok işte ben size tavuk ayarladım falan demiş. Ben bayağı böyle saçlarım iki yandan örülü. Üzerimde saçma sapan evde pijama diye giydiğim kıyafetler. O şekilde gittik. Yemek yiyoruz. Burak tuvalete gitti. Sonra daha da ayrıntı ver bu arada. Sıkıcı mı oldu? Balık nasıl pişmiş mi geldi, kaç tamam. Lokmada yuttun, bunları anlat. Tamam, hızlı anlatıyorum. Burak tuvalete gitti, yanıma bir kız geldi. Kız da dedi ki Burak ayağını lütfen, kırdı. Lütfen, kız kaç yaşlarında öğrenmek isteriz. Ayağını kırdı deyince şimdi bir sporcunun ayağını kırması demek. Kız mı dedi ayağımı kırdı? Evet, Burak ayağını kırdı dedi bana. Oh. Ondan sonra ben tabii ki boşa bir yatırım yapmışım yıllardır diyerekten korktum. Anlaşılmadı. Sporcu yani, ayağını kırarsa. Her cümlesi bir öncekini aratıyor, inanılmaz. Boşa yatırım diyor, adam ayağı kırılmış. Evet. Daha sonra ben tabii çok telaşlandım. Bu arada 20. katta falanız, 80. kata çıkacağız. 60 ya da 80, öyle bir kata. Ve kıza diyorum ki yürüyelim. Kız dedi ki gidemeyiz. 20'de siz yemek yiyordunuz, adam tuvalete 80'e mi çıktı? Ya işte aklı... Bu nasıl hikaye lan? Ama aklı duruyor insanın. Korktum yani. Şimdi de öyleyim. Adam niye 80'de? İşte çünkü bana işte Hong Kong'un en büyük binasında, en büyük tepesinde teklif edecek. Evlenme. Oraya çıkarken ayağını kırmış. Öyle söylendi bana. Ama aslında Burak demiş ki hani kafasını vurdu mu? Yani kız translate edemiyor. İngilizcesi öyle değil. Sen Burak'ın evlenme teklif edeceğini biliyor muydun? Bilmiyordum tabii ki. Ben Burak'ın yanına koşuyorum başına. Hiçbir bir şey geldi. Hiçbir bok anlamadım yemin ediyorum. Anlayanlar o desin. Bok anladınız. Evet. Daha sonra yukarı çıktım. Yukarı çıktığımda da organizasyon kurulmuştu. İşte balonlar var. Ve Marry Me yazıyordu. Ne yazıyordu? İşte, Marry Me. Evlen benimle. Benimle evlenir misin? Yok. Bu kadarını bile çevirdiler bana İngilizce'de. Evet. Soru işareti yok yani, inanılmaz düşük bir prodüksiyon. Marry Me sadece, hiçbir şey yok. Will you marry me de yok. Ayağı kırık zaten, yatırım yapmışsın. Sonra işte o sırada da hangi şarkı o? Şey, bana ellerini ver, o çalıyor. Şimdi biz Türkler ağlıyoruz böyle şeylerde. Ben ağladım ve yere oturdum. Ama organizasyon sorumluları hayır diyeceğim sandı. Bütün her şeyi iptal ettiler o an. Sonra videoda Burak arkadan şey yapıyor, devam devam diyor, bir şey yok, ağlıyor. Ondan sonra tekrar müzik giriyor falan. Daha sonra da evet demedim, kafamı salladım. Burak'a ver bakayım. Güzel kardeşim, sana bir şey sormayacağım. Öncelikle geçmişler olsun, tamam mı? Merhabalar. Geçmiş olsun güzel kardeşim. Yok ya. Ayağım kırıldı niye dedin? Ben organizasyon firmasındaki oradaki arkadaşlara dedim ki Dilara'nın yanına gidin. İşte kafasını vurdu, kendini kötü hissediyor, bir gelir misin deyip onu alın, bana yukarıya terasa getirin dedim. 60 kat çıkarın. Evet.
Benim dedem ölse çıkmam altı kapıyı yukarıda. Kız da gitmiş demiş ki ayağını kırdı. Bir gelmen lazım. Yukarıda seni bekliyor. O öyle demiş. Yani birazcık... Kız yanlış çevirmiş. Evet, ona benzer sen bir şey oldu. Sen dünyanın güzeli kadını 20'den 80'e çıkarttın. Evet. Anladım. Güzel olmuş ama yani teklifi. Buraları yayınlayalım mı? Yayınlayabilirsiniz. Kuzucuğum? Tabii. Coşkun Alkış! Bu ilişkide kim daha çok hadi diyor? Ben. Nereden anlıyoruz bunu? Nedim çok ağır kanlıdır. Hiçbir planı zamanında yapmaz. Biz mesela balayında Amerika'ya gidecektik. Nedim ama çekim... benim dediğim... O hadi o değil. O hadi o hadi değil. Yani bu hadiyi demeyen adama ağır kanlı denmez. Kibar bir yerden, ince, tırnak içinde. Kim daha çok hadi diyor Nedim'cim? En azından soruyu anlayan bir kişi var karşı kocuğa. Daha çoğu bilmiyorum da ikimiz de diyoruz aslında ama... Yüzdeye vursan 55-45. Ben sanki. Öyle mi? Normal. Biraz o kadar olur yani. Yani sen şu an soru aklında oturdun mu hayatım? Evet, evet. Hala boş bakıyorum. Ya ben neye hadi diyorum? Kavga ediyoruz mu hiç? Ederiz. Böyle bağır çağır mı? Yok, bağır çağır etmeyiz. Çünkü nasıl? Dedim o öyle pek kavga etmeye müsait değil. Sende var ama o şey. Tabii. Onda var. Bir de dedim tırsıyordur yani. Tabii. Kavgadan. O da ince ince laf sokmak ister. Ama bir yere kadar. Hani bir duvarı görünce... En hemen... sert ne duydun sen Mevre'den? Ya böyle birkaç küfür falan duydum ama şeyi çok söylüyor bana. Fanta. Ne diyor? Kafanın içinde Fanta var herhalde senin filan Mevre'den. Fanta mı? Ya bir karikatür vardı ya beynimizin yüzde bilmem kaçı. Bizden gizli. Zarf'ta sponsorluk ücreti mi aldınız şu an? Ben hiç hala bu kadar ürün giydirmenin saçma sapan olduğu bir yer görmedim. En sert ne diyor sana? Fanta. O sana, o bana Akbank der. Şu an bir KTMP'ye geliyoruz. Bir meblağ alınmış. Programımız vasıtasıyla reklam yapılıyor şu an küçük küçük. Açıyormuşum değil mi burada? Ya böyle sevimli gibi geliyor ama koyuyor bir süre sonra böyle. Hani... Kafanın içinde Fanta mı var? Ya beyinsiz DJ'ne... Ya Fanta diyor böyle bir an. Abi çok söylüyorum ama yani. Kaç defa söz verdin? Kaç defa diyeceğin söz verdin? İki kaldı söyle. İki kaldı. Onları hızlı hızlı söyle. Ne diyorsan alacaksan al. Küfür ne duydun? Açık ol, rahat ol. Yani işte siktir git. O tamam. Falan. O minvalde. Ben daha çok annenin evine gidersin diyorum. Karşıda oturuyor annesi de çok yakın. Ananın evine mi, annenin evine mi? Ananın evine gidersin diyor. Onu da dedi. Ananın daha güzel yani, daha sert. Annenin evi yani yumuşatılmış. Herhalde orada kalmak istiyorsun derim kızarsan. Öyle mi? Tabii. Ne kalır, ne olacak? Hocam içten içe bir keşke diyorsun mu? Çünkü bazen annemizin konforunu sağlayamaz, tamam mı? Senin için de geçerli bu yani. Şimdi annenin evi daha ferahtır, nevresim kokuyordur. Mis gibi en sevdiğin yemeği yapmıştır. Böyle yalandan kavga çıkarıp... Bu arada karşıda kayınvalide oturmak güzel bir şey değil kuzum. Bir alt sokak aslında. Fark etmez yine de bu kadar yakın olmanın nesi güzel? Güzel, çocuğu bırakırız gideriz bir yerlere. O tamam. Çocuk büyüyünce... Çocuk büyüyünce de biz bir yerde mesela içmeye falan gidersek kayınvalidem gelip alır. Bizi gelip alıyor. İkinizi. Evet. Ya siz kafayı iyice buluyorsunuz. Kayınvalide sarhoş mu topluyor yollardan? Aynen aynen. Bunu utanmadan anlatıyor musunuz burada? Hiç böyle saçma duydunuz mu hayatınızda? Güzel hizmet ben. Alo anne, altıncıyı içiyorum haberin olsun. Vallahi gelinin bir saattir yok. Ne yapalım? Gel beni al, oğlum ben seni. Bir kere dedik öyle. Ya hiç taksi yok anne, bir gelip alsana biz dedik. Ne yok hiç? Taksi bulamadık dedik falan bizi. Geldi aldı. Tabii. Aldı. Sarhoş bindiniz arabaya. Evet. Şimdi kayınvalide geldi. Kim öne oturdu? Sen oturdun. Ben oturdum, evet. Sen arkaya oturdun. Ha, ikiniz de sarhoşsunuz. Ya hafif öyle çakır keyif falan ama araba kullanmayalım dedik. İyi yaptınız. Çekilir misin kayınvalidenin karşısında içmekten ya da sarhoş gözü bekliyorum? Yok hayır. Hiç öyle bir şeyimiz yok. Beraber falan da içiyoruz arada. Öyle şeyimiz yok. Bu nasıl kayınvalide? Çok tatlıdır. Çok güzel, evet yani. Bir evet. Yandan da... Bütün arkadaşlarım bayılır. Ya 2200 yıl yaşıyorsunuz şu an yani. Bu ilişkinin bir kıskancı var mı? Şu kızı kıskandı, şu çocuktan ben işkillendim, bir şey olmuştur. 7 yılda. Ya ben sahneye çıktığım için sahne... Zamanı birkaç şey olmuştu. Ama orada tam tersi bir durum oldu. Şimdi ne oldu? Nedim sahneye çıktı. Nedim bu arada bir stand-upçı. Evet. Bir komedyen. Nedim soyadın? Nedim Güzel. Nedim Güzel. Instagram'dan takip edebiliriz. Bir de İki Sosyolog diye bir YouTube kanalım var. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. İki Sosyolog. İki Sosyolog. Öbürü sen sosyolog musun? Sosyoloğum. Öbürü?
üniversiteden sınıf arkadaşımla beraber sosyolojik mizah yapıyoruz YouTube'da. YouTube'da video kestik. Evet, sahneye tamam. De başlayacağız yavaş yavaş. Tamam. Böyle bir şey. Güzel. Devam edelim. Sahne çıkıyor. Bir kızcağız geldi. Kızcağız. Mekanda şey... Şimdi hikayeyi de kızı bu şekilde küçültemeyiz en baştan yani. Tamam. Öyle anlatılmaz. Bir tane küçük orospu geldi böyle anlatılmaz yani. Bir tane hanımefendi geldi diye başlar. Evet, mekanda da şey alkol vardı. Öncesinde de içmişti fuar yalanında. Bir kadın geldi. Tabii kadın orada içti. İçilir. Sonra sahnede de işte birini alacaktı. O çok istekliydi. Şey sahneye çıktı. Orada da ama böyle şey hani birazcık şey sokuluyor filan. Sahnede ne? Seyircinin karşısında. Tabii tabii. Ne alacak ya? Şey oluyor filan böyle. Tamam. Nedim'in de arkadaşları da gelmiş. Diyor ki kız sıçtı. Dövecek herhalde filan diyorlar böyle. Ha senin boksör olduğun bilgisi kızda var mı? Ay kızda yok ama Nedim'in arkadaşlarında var. Onlar aralarında bahis yapmışlar. Döver dövmez diye. Kaç yumrukta indirir indirir mi ne olacak falan. Ben 50 lira Nedim'i de indire veriyorum. O net zaten canım. Hani çıkışta bir şey olacak sanıyorlar. Sonra kız geldi yanıma dedi ki kulis nerede hayatım filan dedi böyle. Sana? Tabii. Ben de birazdan çıkacak işte yemeğe gidilecek isterseniz siz de gelin dedi. Aa ne güzel. Tabii, ne kadar olgun davranmışsın. Galiba avını sonraya saklıyorsun öyle mi? Kıstır gece iyice yerim diye. Sonra orada şey peki siz kimsiniz? Menajeri misiniz dedi. Hayır ben nişanlısıyım dedim. Kız döndü arkasını gidiyordu. Lütfen gelin bir sürü arkadaşımız var. Nedim'in arkadaşları da burada sosyalleşirsiniz dedim. Hep beraber gittik. Ha kız geldi yine. Geldi. Nedim'in arkadaşlarından biriyle mesela o gün gittiler. Meç oldular gittiler. Evet. Ne güzel abi. Evet. Şöyle olmuş yani. İnsanlara ekmek vermişsiniz ikiniz. Bir hayır işledik yani. Tabii. Buranın yaptığı hareket doğru ama. Burası olgun ve medeni davranmış. Evet evet kesinlikle. Gelin gelin ama o cümle biraz ayıp. Arkadaşlar Ron'la bir şey olur demiş. Ay, hep beraber hani gidiyoruz siz de gelin filan gibi söyledim. Orayı demişsin ama Nedim'in arkadaşları vardan kastetmişsin sanki birilerini. Ama işe de yaramış yani. Evet. Kastettim mi kastetmedim boksör korkuyorum da sormaya şu an sana ama. Bir daha sorsam sus amına kodumun diye. Ay ben nişanlısıyım dedikten sonra kız çok perişan oldu böyle bir hakikaten mi ya? Ama bu çocuk yakışıklı bir çocuk. Sen de çok güzel bir kadınsın. Mersin. Sahnedeki adam bir de ikiye üçe katlar ya. Eyvah yani. Artık sen, sana sahneye falan dedin. Turneye falan gönderir misin çocuğu? Tabii var turneleri. Tek başına? Tabii. Yanlış. İşte bir şey olmaz da turnede. Abi neyin peşindesin? Ben de geliyorum. Hayır hayır. Ben olsam yakın yerlere giderim ama. Yakın yerlere gidiyorum genelde zaten. Onu izlemekten keyif alıyorum. Büyük yanlış. Nereye gidiyorsun yakın yerlere? Kadıköy'e kadar falan. Ha yani İzmir'e Ankara'ya gitmiyorsun değil mi? Yok yok. Ha tamam. Anladım. Tatlı insanlarsın ama bu arada. Anlatma. Senin YouTube kanalında asıl sen bahset. Ben de bir çocuk gelişimciyim ve arkadaşım da çocuk gelişimci. Biz de iki kişiyiz. Uzman anneyiz YouTube kanalımız. Uzman? Uzman anneyiz. Anneyiz. Anneyiz ikiniz. Evet. Neden bahsediyorsunuz? Çocuk gelişiminden. Evet çocuk gelişiminden. İşte gençlerle ilgili problemlerden falan bahsediyoruz. Böyle birazdan mizahi kendi çocukluğumuzdan falan da anlatıyoruz. Öyle mi? Evet. Güzel. Böyle eğlenceli bir kanal. Hocam rahatsız ediyorum. Kusura bakmayın. Biz çok yakında oturuyoruz da burada. Hanım arkadaş da var yanımızda. Rahatsız oldu biraz. Rica etsem bir tık daha sessiz olabilir misiniz? Böyle laks diye geldim böldüm ama. Kusura bakmayın olur mu? Akşam akşam. Geldiniz siz de kusura bakmayın evet, ama. Evet. Oğlum ne gerek var şiddete? Sanki ne dedik ya? Yürü git. Bir daha görmeyeyim seni burada. Çok ayıp ya. Çok ayıp ya. Çok ayıp ya. Bana bak ya. Yavşak. Bunlar yüzünden Kapadokya iyice bozuldu. Hanımlar beyler bendeniz Mesut Süre. İlişki testi alkışlarla devam ediyor. Hemen de güzel bıraktınız alkış. Görevimizi yaptık tamam. Hanginizin annesi Sorbonne Üniversitesi psikolojide okumuş? Gerçekten mi? Evet. 2 yıllık. Yani çok inanılır bir hikaye değil. Çünkü şimdiye kadar da sıklıkla yalan söylediğin için dedim çünkü. Sorbonne psikoloji mezunu. Evet. Sorbonne psikoloji mezunu. Evet. Hangi yıllar? Hangi yıllar? 70'ler. Olduğu gibi 70'ten 79'a kadar galiba. Vallahi mi ya? Evet. Nasıl bir anne? Şimdi böyle başarılar neler? Tırnak içinde azıcık dominant olur. Öyle biri mi? Mevre'nin dediğine göre gizli dominantlığı var. Ha Mevre kayınvalidesini çekiştiriyor arada. Çekiştirme değil yani bir özelliğini söylüyor diyelim. Diyelim ama gizli dominant mı anan diyor?
Ya belli şeylerde hani dediğim dedik demeyeyim ama öyle olmasını istiyor. Kuzucuğum, kayınvalidelerin ne gibi gizli dominantlıkları var? Asla bunları sormak niyetinde değilim ama ne gibi var? Her şey planlar. Sizin adınıza da. Bazen planlar, evet. Bazen o sınırlar kayar. Tamam, bu inceden gıcık eder mi? Başta birbirimize alışana kadar tabii. Öyle mi? Tabii tabii. Hiç söyledin mi sen? Hanımefendiciğim, ben böyle bu yaşa böyle gelmedim. Ya şöyle, ben 4 kardeşin en büyüğü olduğum için ben de çok dominantım. Anne de çok dominant. Böyle çatıştığımız noktalar oluyordu ama ben sessiz kalıp akşam yedime diyordum ki bu konuda çatışabiliyoruz. Çok zorlanıyorum, ne yapsak? Acaba sen ne desen falan gibi. Öyle mi? Tabii. Ha, topu Nedim'e atıyordun. Tabii, hep evet. Bana geliyordu top. Hiç kalbini kırmam kayınvalidemi. Daha kötü ya, bu adamın kırıyordu kalbini. Sen ne diyordun arada kalınca Nedim'ciğim? Açık ol. İşte annenle hiç konuştun mu? Bu durumu. Ya direkt Mevre bundan rahatsız oluyor. Bunu böyle yapmayalım. Ben annenim. Sorbonne mezunuyum ben. Çünkü ben Eskişehir işletme bitirdim. Şu an mutlu oldum yani. Buyur evladım. Bir söylemek istediğin var galiba bana. Bir anda gelince... Ne oldu? Gelinin mi bir şey dedi? Yoo. Ben de... Kim? Hayır. Senin gelinin kim? Demans oynuyor. Kim senin gelinin? Pardon, siz kimsiniz? Yani o konuda farklı fikirde olabileceğimizi, öyle yapmak istemediğimizi ben... Konu ver bana bir tane. Mesela hangi konuda? Çocuk eğitimi konusunda da hiç ters düştünüz mü? Onlara çok şey yapmaz. Sen çok daha iyi bilirsin kızım. Çünkü senin mesleğin. Evet, evet. Hangi konuda planlama yapar? Ya mesela işte, işte ev alacağız, mutlaka bana yakın olsun filan der. Tamam. Galiba dediği olmuş ama. Tabii. Tabii diyor mu? Sen peki anneni uzak oturalım dedin mi Nedim'e? Hayır, öyle bir şey söylemedim. Tamam. Hangi konuda ayrıştığınızda? Bana bir örnek ver. Kayınvaliden hangi konuda bizim planlıyor? Bizim için bazen planlar yapar. Tatil olsun, şey olsun. Şuraya gitseniz. Bilet alır mı? Almaz ama mesela ben gittim, çok beğendim. Siz de gidin, mutlaka gidin falan der. O... Ha. Ama gidiyor muyuz? Takip eder yani. Hani, öyle mi? Tabii. Diyelim gitmediniz. Sorar işte, niye gitmiyorsunuz? Seneye gidin falan der böyle. Tabii. İlla gidin. Onu söyler. Şey der böyle, bütçeniz yetmiyorsa ben destek olurum bak falan diye böyle. Öyle. Tabii. Alın parasını, yine gitmeyin. Ne var ya? Bunu sonra öğrendim. Sonra yaptınız mı? Yani bir şey olmaz. İnsan dominant annesini dolandırır. Bunda bir şey yok. Valla. Sonra biz de şeyi öğrendik. Evet, çok haklısınız ama şurası daha güzelmiş falan demeyi öğrendik. O da alıştı. Tabii tabii. Yani yumuşak geçişlerle biraz daha alıştı o da. Hiç arada kaldın mı? Annem peki gelini eleştirdi mi? Açık ol. Yok, hiç gerçekten eleştirdim. Hocam. Ya dedim, Allah'ını seversen burada meslektaşız ya. Gerçekten eleştirdim. Hiç yapmadı. Hiç eleştirdim. Tamam. Anladım. İçinde yaşıyordur. Ya çünkü ben Mevre'den... Tabii, kime verdik oğlumuzu falan diye içinde yaşıyordur. Böyledir dominant anneler. Ben Mevre'den geldiğini söylemediğim için... Hani tabii. Benle muhatap olduğu için... Hani benim fikirlerim olarak benle hep konuşuyor. Anladım. Uyuşmazlıkları. Anladım. Ne sıklıkta görüşüyorsunuz şu an? Haftada 2-3. Çocuk dolayısıyla tabii. Yok, hayır. Birebir de buluşuyoruz değil mi? Beraber kahve de içiyoruz. Senin tercihin mi peki? Tabii. Yoksa dominant anne kahveye mi geliyor bu? Yok. Yok, hayatta öyle bir şey yapmaz. Mutlaka arar. Hiç aramadan öyle çat kapı gelmez. Sen yani. Peki bir aradığında hiç müsait değil anneciğim demiştiğin var mı? Tabii. En başta ben de böyle bir donup kalırdım, hani ne desem ayıp olur mu falan diye. Şimdi... Ama söylerim. Şimdi böyle bir planımız var. Aa tamam falan der o da. Ya anladım. Ya bir de şu var, biz taşındıktan sonra ailesi de bizim yakınımıza taşındı. Yani... Neredesiniz sanki sen? Bu... Erenköy. Erenköy'de bayağı kök saldınız. Ya bir... Bir kayınvalide, kayınpederler hepsi hayatta mı? Tabii tabii. Hala... Benim babam vefat etti. Tamam, annen tek. Annem tek. Sen oğlum baştan beri annene giydiriyoruz burada. ah falan diyor. Oğlum niye böyle yalan uyuşturur annene giydiriyor? Manyak mıdır nedir? Ah ne var filan. Ya, sağ olun, teşekkür ederim. Bir alt sokakta benim annem, bir üst sokakta onun ailesi oturuyor. Onlar görüşüyor mu, görüşüyor? Tabii tabii. Tabii, tabii. Güzel bir hikaye. Ev mi aldı herkes, kirada kimse var mı? Herkesin evi var. Yapma ya. Bu nasıl... Kusura bakmayın, sizi çok sevdik de zengin piçleri ilişkisi bu yani. Erenköy'de 3 tane ev alınmış. Ben kiradayım lan, benim yaşım 42. Yok, annemin zaten vardı. Aha. Sonradan konuştuk. Krediyle mi aldınız? Evet. Kaç yıl? Bitti. Kaç yıl ödendi? 4 yıl gibi. 4 yılda bitti. Zengin piçleri devam ediyor, ben sana söyleyeyim. Erenköy'de bir ev 4 yılda bitmez normalde. Kimlerin evi var lan, dürüst olun. Kaldır. Kaldırın. Açık ol. Bir şey sormayacağım nerede olduğunu. Kimlerin evi var? %5 bizim, ilişkisi izleyicisi fakir efendim. Burada söyleyeyim ben sana. Alın kirada. Bir şey olmaz. Vay anasını. Ben de kiradayım. Hep beraberiz. Kaç artı kaç eviniz? 3+1. Allah kahretmesin. Her şey...
Her soruda daha çok üzülüyorum şu an. Böyle kocaman terasımız var. Kocaman bir deniz görüyor mu? Yok. Oh. Tabii fakir bir de sevinir böyle şeylere. Deniz görmüyor, bir oda karanlık, oh falan dersin yani. Ya da işte babam para verdi öyle aldık, oh dersin. Ya annem destek oldu alırken. Tabii. Ne kadar oldu destek? Yüzde kaç? Kredi yarı yarıya gibi ödedik yani. Sen şimdi ev mi aldım diyorsun yani yarısını? aynı yerde değil miyiz? Fakirler biraz arka çıkın bana. Anası almış evi. Evi. Bir şey yok. Ev aldık dedim abi. Annem de var içinde. Tamam annen de ama anneni söylemedin yani. Ben sorunca söyledin. Yarısını ödemiş kadın. Kim bilir yarısı da değildir o. Gizli özneydi o yani. Tabii gizli. Gizli dominant olduğu gibi değil mi? Tabii tabii. Nankör gelin. Ev almış kadın sana. Dominant dominant yok bu saatten alır, sonra. Alır her şey alır. Alır. Yakın zamanda araba da aldı bana. Sana araba mı aldı? Evet. Siz bu kadını net dolandırırsınız ben size söyleyeyim. Kadına iki tane Amerikano yapıyorlar. Yemin ediyorum bütün parası da çökmüşler. Benim gördüğüm bu. İnşallah bu bölümü izler de akıllı olacak. Ablacığım hakkını yedirme tamam. Ben de senin bir oğlum tamam mı? Evlenmedim evim de yok ablam be. Var mı senin kenarda köşede? Ben de gelirim gelen köye. Hemen size birini bulabilir. Sizin komşunuz olsa amma komik olur ya. Buradan izlemiş bana ev almış. Karşı komşu. Ben %50'sini ödüyorum ama kredimi. Ama yine şey diyorum, müsait değilim gelmezsen flörtüm var şu an. Kusura bak bak, evinde kendin iç kahveni tamam. Para verdin diye benim sahibim olamazsın tamam mı abla? Ben bunu çok yattı aklıma, ben annenle para isteyeceğim. Bozulur mu? Gizli gizli annenden borç istesen bozulur musun dedim. Ben... Öğrendin ha, haftaya öğrendin. Ben annenden 150 bin lira almışım. Böyle ağzından girmişim. Ablacığım sen biraz safmışsın, alıkmışsın deyip 150 bin lira almışım. Çünkü siz dolandırdıysanız herkesin dolandırma hakkı var. Almışım 150 bin. Ben bozulmam canım. Gerçekten. Veriyorsa. Ha veriyorsa ama bir benimle konuşur musun abi? Ne gerek vardı falan der misin? Bak bu kadar seviyorsan beni bilirim. Ya bir 50'sini isterim ben. Gerçekten. Anamın parasını tek başına yedirmem. 50 bana 50 karıma tamam mı? Eyvallah. Çocuk kime düşkün? Babaya tabii. Net değil mi kız çocuk yani? Net. Kaç yaşında şu an? 4. 4. Şeyden mi? Kötü polis, iyi polis. Yo ondan değil. Ben yapıyorum onu bazen. Için. İlgileniyorum ama ben böyle kritik sorulara böyle bazen cevap veremeyeceksen bir annene sor. Git ona sor. Hayır dememek için. Mesela bir kritik soru söyle. Ya babacığım cips yiyeyim mi? O tür şeyler de var. İşte çizgi film izleyeyim mi? Ekran süresini biraz kısıtlıyoruz biz. Kaçmış ekran süreniz şu an çocuğum? Onu burası. Kaçmış saatte? Haftada 3 gün 30 dakika. Toplam? Evet. 10'ar dakika yani. Hayır hayır. 30'ar dakika. 90 dakika toplamda. 30 haftada. Evet. Bir hafta 168 saat. O kadar. 1,5 saat düş. Bu çocuk 166,5 saat ne yapıyor? Çizgi film yok, bir şey yok. Normal hayat bok gibi. Oynuyoruz paso. Hayır abi bak burada pedagoglar der yani. Çizgi filmi oturtun. Önüne de makarna koyun. O kendi sızar. Bütün pedagoglar söyler. Sabah kalkar uyandırırsınız. Yumurtasını yedirin, çizgi filme koyun. O kendi sızar. Ben böyle böyle 32 yaşıma geldim. Yemin ediyorum bak. Çok az hayatım. Kusura bakma sana mesleğini öğretecek değilim de. Ne oluyormuş şimdi mesela her gün yarım saat izlesem? Çocuğum ben 4 yaşında nereye yetişeceğim ben? Her gün yarım saat izletebilirsiniz. Ha sen niye yapmıyorsun bana? Ben yapmıyorum çünkü... Sebep? Bilişsel gelişimle etkiliyor çocukları. Yo akıllıyım ben anne. Neyi etkiliyormuş bilişsel? Etkiler. Çocuk o zaman oyuna çok hızlı adapte olamaz. Normal oyuna, hayattaki oyuna mı? Tabii. Sosyalleşmesini evet. Falan etkiliyor. Yarım saat lan. Ya arkadaşlar bir gün 24 saat. Kaç saat uyuyor bu çocuk? Bayağı uyuyor. Akşam 8.30'dan sabah 8.30'a kadar uyuyor. 12 saat uyuyor. Benim 12 saat yaşamım var. Mis gibi 12 saatim var. Yarım saatinde çizgi film izliyorum. Ne yapayım ben o büyük saat? Ama okula gidiyor zaten. Arkadaşlarıyla tamam. Vakit geçiriyor. Hafta sonları gitmediğim zamanlarda. İşte anneannesi geliyor. Ben 4 kardeşim, teyze var, amca var, hala var. Herkes eve gidip geliyor. Peki öyle bir vakti olmuyor zaten. Vakti yani. Var da sen kısıtlamışsın. Ekran çok tehlikeli. O yine çizgi film istiyor yani. Şu an kimin çocuğu var böyle 4 yaş, 5 yaş, 6 yaş? Heh ver bakayım ver. Buraya da soralım çizgi filmi bak. İnşallah siz doğru yapıyorsunuz. Bu kadın belli. Asıl gizli dominant burada. Ben o evi sizden alacağım. Ben sana söyleyeyim. Komşu oluyoruz. Yo sizinkini alacağım ben. Hadi ne olur. Annenle konuşacağım, parasını geri çeksin. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin babacığım. Sağ ol. Ayağa kalksana kameramız seni görsün. Ne güzel bir enerjin var bu arada. Allah başlasın. Çocuk kaç yaşında? 5 yaşında. Ne adı? Melodi. Melodi? Evet. Ha. Olsun. Annesi koydu değil mi? Adam hemen sattı, o koydu diye. Mesut evet. Ben zaten hayır dedim ya, aylarca hayır dedim. Sizin isminiz ne? Vedat. Bak ne güzel insan ismi, Vedat gördün mü? Hepimizin bildiği. Hanımefendinin adı ne? Sinem. Sinem, bak hiç öyle zorlamamışsınız yani. Evet. Si bemol koyduk çocuğu diye, tamam. Melodi. Melodi 5 yaşında. 5 yaşında. Çizgi film izliyor mu? İzliyor. Günde kaç saat? Günde en az 1 saat. Her gün? Her gün.
Bu çocuk sizin çocuktan çok daha doğru bir hayat yaşıyor, ben sana söyleyeyim. Bazen daha da fazla izliyor. Oh ne güzel, biz makarna yapıyor musunuz gece, bazlama? Her şeyi yapıyoruz. Ne güzel ya! Sınır yok o konuda. Sınır yok? Yok. Babaya bak. Ama kısıtlamak istesek de kendi özel hayatımızdan ödün vermemek için kısıtlamıyoruz. Bir dakika sen. Sen benim hayatımda gördüğüm en az babasın, en az. Sen bir telefon olsan babalık olarak %2'sin güzel kardeşim. Ben çok tatlı davranıyorum. Ben seninle aynıyım. Ama benim çocuğum yok. Aramızda öyle bir fark var. Ben konuşurum. Bekara kolay. Kendi özel hayatımızdan kısıtlamayalım diye karışmıyoruz diyor. Geçen gün arkadaşlara rakıya çık dedik, kızım istersen gelme gece. Of ne tatlısınız ya. Ama ya öyle yani doğrusu şimdi... Doğrusu değil de anladım. Doğrusu değil de... Pratikte böyle hayat. Herkes böyle aslında da kimse, herkes bunu saklıyor. Yani işte ben çocuğuma... Sen öyle yapsa köy çekelim şu an. Yalancı ya. Yok telefon ver. Çünkü neden biliyor musun? Çocuk gelişimcisi ya, burada gerçekleri anlatsa müşterisi kaçar. Şimdi onu anlıyorum. Onun bir resmi görevi var. Tamam, o başka. O başka ama ben... Mikrofonu yakın. Televizyonda maçı izlemek istiyorum. Televizyonda maçı izliyorsun, evet. Sizin... Orada bir tane kız dolanıyor. Sizi izlemek istiyorum. Ha. Şimdi o telefonda veya da işte televizyonda sizi izlerken çocuk benimle oyun oynamak istediğinde... Yani diyorum kızım sen çizgi filmizde, ben de telefonda... Ben sana demin %1 değil mi? Geri aldım ben onu şu an. Sen baba değilsin, olsun. Sen bu kıza bir tanıdıksın. Ama... Herkes o kadar düşünür bir insan evladını. Ama evde tamam bak evde televizyon izlettiriyorum ama kalan zamanda da dışarıda çok vakit geçiriyorum. Dışarıda, dışarıda tablet vereydim bari eline. Yok o kadar da değil. O kadar değil abi, şeyin siki yani tabii. Ver bakayım hanıma, abi çok tatlısın ya. Ne kadar dürüstlük abidesin ya. O kız var ya çok neşeli büyüyor. Sen bunun kızlarını gör, mutsuzdur kesin. İçine kapatıldı böyle. Çizgi film yok amına koyayım dünyasında. Yarım saat çizgi film izledim, ben habire her dakikaya bakarım. 18 kaldı, sıçarım abi. 13 kaldı be! 9-8 üf ya! Anne ya! Yeminim 4 dakika kala ağlarım ben. Tabii daha yarın, yine yarım saat. Ya şu çocuğu ben senden alacağım, ben bakacağım bu çocuğa. Bana verin arada, bir yere gideceğin zaman. Vallahi ver, ben onu boğarım çizgi filme. Mesut Bey, bir şey ekleyebilirim. Yine sen niye mikrofon aldın, karınla konuşalım. Havaya girdim ben şimdi, bir şey ekleyeceğim. Havaya girdin, gir konuş. Şimdi... biz... Ben şimdi 42 yaşındayım, siz de yaşındayım. 42, evet. Aynı. Şimdi küçüktük, sabahları çizgi film kuşağı vardı. Evet. Sabah 8'den 10'a kadar kalkardık. O çizgi film kuşağını kaçırdığımız zaman ağlardık. TRT, bravo. Şimdi ben bu travmayla yaşamış bir çocuk olarak... Hocam! Önce... Doğru söylüyor. Bu bir travma. Evet, travma. Ya güzel kardeşim, bir tane çizgi film var. Hadi bizim mecburiyetten TRT'de 2 saatti. O zaman bile 2 saatti güzel kardeşim. Evet. Yani şimdi o çocuğumun da bunu yaşaması istemiyorum diyeyim. Oraya bağlayayım. Ben daha haksız kimseyi görmedim yıllardır. Harika bir insansın. Beni anladığınızı düşünüyorum. Ben seni %100 anlıyorum ama beraber haksızız biz seninle. Ver bakayım hanıma. Hoş geldin hayatım. Hoş buraları bulduk. Yayınlayacağız ha. Buraları yayınlıyoruz. Ha tamam. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Ne haber? İyiyim. Siz... Günde bir saat mi çizgi film? Yani şöyle bazı günler hiç, bazı günler bir saat. Bir saat açtı oluyormuş. Yani. Ha? Bir saat açtı oluyormuş. Açtı oluyor ama bazı günlerde hiç izlemiyor. Aslında 3 yaşına kadar falan biz de benzer şekilde ilerledik. Yani ekrandan uzak tutarak. Ama sonrası gerçekçi, gerçek hayat. Bir tane önerim olsun size. Yine pedagoglar önerir. TJK at yarışları izletti çocuğa. Açın TJK'yı. 6 tane koşu var. 12'de bir koyarsın televizyonun başında. 6.30'a kadar rahatsın. Yarım saatte bir koşu var. Vallahi billah. Yani şöyle... eşimin dediği gibi... Şimdi gerçek hayatta çalışıyoruz, akşam çok yoruluyoruz, aynen. İzletmiyorum çocuk, diyen hiç, gerçekten... Hiç. Çocuk dediğin hoş, nereden yaptık dediğimiz bir şey ya çocuk. Biz zaten 8 yıl sonra çocuk sahibi olduk. Şu an pişmanmışım gibi bir cümle oldu ama... Aa, estağfurullah, Allah başlasın. Zaten çok böyle çocuğa hazır olmak zor bir şey gerçekten. Yok gayet tatlısınız bu arada ya. Böyle rahat insanların çocukları kendi kendine güzel büyür. Evet, eşim... Daha rahat, ben de rahat olmayı öğrendim. En azından en sen azından... de dengeleyicisindir yani. Yani evet, ekran bir de ne kadar kısıtlasak da olmuyor. Bir de açıkça söylemek gerekirse hepimiz bir ekran bağımlısıyız. Çocuk gördüğünü yapıyor. Hepimiz ekrandayız yani, hepimiz telefon elimizde. Ben 0 benim. İnanır mısın? Telefona bakmam ben. Günde 10 dakika. Ben Instagram paylaşımlarınızı görüyorum. Kim yapıyor? Onları 10 dakika içinde yapıyorum gidiyor. Gönderiyorum, basıyorum, ulaşıyor. Öyle yani. Yani çocuk da gördüğünü çok yapıyor. Çok tatlısınız ikiniz de. Buraları yayınlıyorum. Sorun yok. Tamam. Coşkulu alkış. Hadi bakalım.
Buradan da şimdiden söyleyeyim. Öyle bilmiş bilmiş anneler babalar bu konuyu bir tartışma konusu alıp YouTube'un videonun altına çocuklar şöyle olmuş böyle. Herkesin kendi yoğurt yiyiş biçimi var. Gül geç. Nokta. Ben biliyorum çünkü böyle okuruz. Çocuklar da ilk iki yaşta. Sana ne siktir git. Biliyor musun? Başıma geleceğini biliyorum. Şimdiden önünü alayım yani. O da haklı, o da haklı. Bitti gitti. Bu program talk show. Değil mi hayatım? Tabii tabii. Her ailenin pratiği farklı. Sizin çocuk da depresyondan ha birer rakı içiyor. Onu ne yapacağız yani? Baba koyacağım böyle hayata. Ver biraz daha doldur yani. Tabii ilk kelime söyle. Şeref ediyor. Şeref ediyordu ona. Evet. Biz evde arkadaşlar şeref toplanınca küçücüktü. Böyle şişeyi alıp böyle şeref. Tamam ateş şey çizgi film izletmiyorsunuz. Alkolik yetişiyorsunuz değil mi? Şat oyunu oynuyorum çocuklarla. Daha önce meme emmeyenler içsin. Böyle şat oyunu olsa. Bebe bisküvisini çok sevenler içsin. Daha geçen sene kundakta olanlar hayvan gibi sarhoş olmuş. Dört yaşında alkolik. Tabii tabii. Hay Allah'ım. Güzel güzel. Çok tatlı ama. Oh. Melodi ile Arya. Arya. Ne ya halkımız bu hale geldi bizim. Evet abi. Normal. Betüller nerede ya? Arzular nerede? Aysunlar nerede? Arya ile. Kızımız olduğunu, yani cinsiyetinin kız olduğunu öğrenince Mevrede Laz şey yaptı. Google'a Lazca kız isimleri yazdık. Arya Lazca mıymış? Evet. Lazca bir tanem demek. Bir tanem demekmiş Lazca. Arya bir tanem demek de Lazca mı demek? Lazcaymış evet. Ama müzikal de bir terim Arya. Opera tabii şarkısı aynı zamanda. Evet. Çok hoşumuza gitti. Biz operada çok severiz ikimiz. Opera mı seversiniz? Evet. Bir de bunu konuşalım hadi gel. Hadi bakalım. Biz ilk tanıştık. Ben iki tane opera biletim var. Gelir misin dedim. Ben geldim. Beni üç kere ekti. Ay ben mesela dünya güzeli kadın operaya çağırıyor. Dedim ki hayatım ben seni çıkışta alırım. Ben gerçekten çok severim. Kaçış evi zamanı denk düşmedi. O da yalan söylüyorum sanmış tabii. Şu an ben ikiniz de yalan söylüyorsunuz diye düşünüyorum. Değil mi? Kaçış evi zamanı opera denk düşmemiş. Bu nasıl hayat? Kızınız da var Arya. Bu ne lan? Anladım. Anneciğim sen yine de paranı kaptırmışsın aklı olsun. Ben yine sana hatırlatayım. Buraları yayınlayacağım. Annen herhalde şaka kaldırır. Hiç, yok, hiç sıkıntı yok. Değil mi? Aramasın beni değişik bir numaradan. Opiç'ten misin? Ya da İban at diyormuş değil mi? Hocam bastı gitti bu kadın. Çocuğu düşünme. Ben de darlandım bu ilişkiden. Kaç zamanda bu güzel enerjine gelirsin dedimciğim? Sürer yani. Bu enerjime... Klasik cevap ama hani bu enerjime gelir miyim bilmem falan diyor. Kaç sene? Orada. 2023'teyiz şu an. Sonlarındayız. De kaçıncı yılda Nedim'i yine böyle görürüz? En az 2-3 sene. 3 sene sürer yani. 3 sene. Hayatına birini alma. Onu bilemiyorum. Daha da sürebilir. Kuzum sen bastı gitti. Bir gün diyormuş. Yok ama çok uzun sürmez. Tamam ne kadar sürer yani? Yani böyle 6 ay, 1 sene filan. Hayatına yeni birini alma. Çocuğu düşünme. 1,5 sene. Ne düşünüyorsun Nedim'ciğim bu cevaplar karşısında? Kendini size ev alan anan gibi hissettin mi şu an? Sen dedin ki, sen çünkü çok aşk baktın orada. O sorun senin, hani biraz da üzüldün o soruya. Sen ben acayip zaten normal hayatlarını seviyordum. Çok içten çok gerçek bir insansın. Evet. Bu arada Nedim Güzel'in stand-up'ı 10 numara bir stand-up'tır. Buradan söylemiş olayım. İlçtesi izleyenleri bulduğunuz yerde de izleyin. Bunu söyleyeyim. Teşekkür ederim. Şimdi gelelim gerçeklere. 1,5 sene içerisinde toparlayan bir hanımefendi. Sen dedin ki yıllar yıllar sürer. Abi şaşırmadım. Yani üzülürüm tabii böyle bir şey ama. Ha biliyordun bu cevabı. Ay şöyle verebileceğini tahmin ediyorum. Çünkü arkadaşlarıyla ya da hayatından biri çıktığı zaman çok net çıkarır. Geriye dönüp bakmaz. Hayata böyle bakıyor. Üzülmez. Sen daha mı duygusalsın? Ben daha duygusalım evet. Biraz sürer o yüzden. Sürer. Anladım. Ama şey yakın arkadaşıyla da ya da bir arkadaşıyla da hani bir görüşmeme durumu olunca direkt seti çeker ya. Küs olduğun kimse var mı? Kuzucuğum. Var tabii. Ha, hayatında çıkardığın insanlar tabii, var. Tabii, senin var mı? Var ama az. Onun daha direkt yani. Yapma evet. Ya bir daha görmeyeceğim diyorsun. Benim için çok büyük bir şey olması lazım. Yani. Senin daha mı dandik? Üç dedik, üç çeyrek geçe geldik çıkartıyor mu hayatımızı? Ben biraz böyle bir anda parlayabilirim. Yani sabrımın sonu yoktur ama parladıktan sonra da pek geri dönmez yani. Anladım. Bitince bitiyor. Daha analitik düşünüyorum her açıdan. Bitti. İnsanlarla tanışmak iyidir der hemen böyle. Başka arkadaş bulur. Başka arkadaş buluruz. Beraber de buluruz, evet. Dedimciğim, sence Mevre bu hayat yolunda senden daha iyisini bulabilir miydi? Dürüst ol. Bulurdu. Nereden anlıyoruz bunu? Ya çok iyi anlaşıyoruz biz. Gerçekten her konuda. Ama hep daha iyisi var bir. Bir de bazı sevmediğim huyları var. Belki ona göre birini bulabilirdi diye düşünüyorum. Bazı sevmediği huyların mı var? Sevmediği huylar. Mesela? İşte plansızlık, programsızlık. Ev işlerinde bazen çatışıyoruz falan. O onu severim canım. Ev işlerini çoğunu sen yapıyorsun.
Doğru, evet. Bulamazdı. Fade değiştiriyordu. Bulabilir miydi gerçekten? Bulurdu diyorsun. Ben... Elbiseleri sende mi bu arada? Çoğu bende. Benim alerjim vardı. Hayatım bu ne kadar sikimsonik bir sebepmiş, kusura bakma da yani. Daha ilişkinin başına söylemişti. Öyle mi? Ha şey dedi açık açık, ben prensesim, benden ev işi bekleme. Bir de anam bize ev alacak. Bundan söyleyeyim mi dokuz? Net konuşulur. Sen ev işine hiç girmiyorsun. Çok toza mı alerjin var? Evet, evet. Giriyor yani, yardımcı oluyor ama ağırlığı bende. Kızıcığım, sence bu adam senden daha iyisini bulabilir miydi? Bulur tabii canım. Nereden anlıyoruz? Çok tatlı adam yani. Ha? Çok tatlı, naif, kibardır, bulur. Hı-hı. Bence de. Pardon ya. Halkımıza soralım mı? En kötü yayınlamayız. Hiç korkacak bir şey yok. Nedim, Mevri'den daha iyisini bulabilirdi diyenler o desin. Son 5 dakikada bence. Halkımız alık. Mevri'nin Nedim'den daha iyisini bulabilirdi diyenler. Evet, tamam işte bak aynı. Aynı. Kafa kafaya gördünüz mü? Aynı ses çıktı. Neden güldüğünüzü anlamıyorum. Ben aynısı bana, aynısı geldi. Kuzucuğum, kıskançlığın çok mu az, hiç mi yok? Ya İş için bassa gitse tanımadığın kadınlar da var, tamam mısın? Tamam tamam, gidebilir. Değil mi? İş için gidebilir yani. Tatilde şuraya buraya. Tabii. Atıyorum sahnesi var ama tatil de var aynı zamanda. Çok bey, atıyorum salıya ve cumaya Çeşme'ye oyun koymuşlar. Pazartesi'den gidiyor, pazar dönüyor. Çok sevinirim, ben de isterim aynı tatilden. Başka bir yerde, ben de arkadaşlarımla. Ha. Hemen isterim. Öyle mi? Tabii, o fırsatı kaçırır mıyım? Sen hocam, o bastı gitti. Gidebilir, hiç sıkıntı yok. Hiç sorun yok. Hiç, hiç. İşte medeniyet ve hiç. Aslında güven demek bu yani. Darlamam da hiç, sıfır. Aramasın. Yani görüntülü, görüntülü. Günde bir haberleşirim tabii. Hani... O kadar eşeğiz ki 6 gün. Sen neredeydin ya? Allah Allah. Çocuk arada... harici söylüyorum, hiç darlamam. Tabii artık çocuk. Çok arar bu arada. Ona pek inanmadım. Öyle mi? Arar, arar. Nasıl yani? Burada şov mu yapıyor? Arar, çok yo, arar. Darlamak için değil, özlediğim zaman arıyorum. O da arıyor. Özlediği için mi arar, darlamak için mi arar? Arar, merak eder. Eder, etsin. Tabii herkes o... herkesi merak eder. Ortamdaki dedikoduyu bile merak eder ama arar yani. Tamam. Sorar mı kimler kimler var? Tabii. Tamam, sen dedin ki Tankut'la Furkan. Bilmiyor o isimleri. Ne yaşarız? Aslında böyle ortamlar oluyor. Ben şimdi hakemlik yaptığım için yeni birileri de oluyor ortamda filan. Çok dert etmiyor ama sorar, ince ince sorar. Sen genelde kadınlar boks maçı mı, erkekler boks maçı mı, karışık mı? Karışık. Öyle mi? Tabii tabii. Ana. Hangi şampiyonu varsa, nereye atandıysak gidiyoruz. Hiç böyle değişik bir müsabaka yönettin mi? Tabii, televizyona çıkan müsabakalar da var. Yok yok, böyle tuhaf bir şey oldu mu sahnede yani? Üçüncü maçım filandı ve hamileydim. Yani o günün üçüncü maçıydı. Hamile misin? Evet, hamileydim. Hamileyken hakemi tabii, mi? Tabii tabii, 5 aylık filan hamileydim. Çocuğun... Bu saçma değil mi sizce de? Çocuğun kaşı açıldı, ben böyle bir duygusal şey oldum. İnince böyle ah canım dedim. Gerçekten! Hormonlar tavan tabii, evet. Fena. Tabii, vurmayın, birbirinize vurmayın. Ya anlaş, bir konuşun, neyi derdiniz bu kadar? Bitirmeyin, bir yerde hemen maçı bitirmeye evet. Kalkıyor falan. Öyle mi? Orada bir çocuk... Tamam, tamam, nakal, tamam. Evet, normalde hemen silip maça devam ederim. Orada bitirdim. Herkes bir şaşırdı böyle hamilelikten tabii. Kıyamadım çocuklara. Gerçekten evet. Mi? Ana, normalde hakemin görevi mi böyle bir şey silmek falan? Tabii silersiniz, eğer tekrar akmıyorsa devam eder. Yoksa doktor gelir, maç bitirilir. Aa, doktor geldi mi bitiyor? Tabii. Tabii sildin, ak geçmedi, doktor geldi. Doktor der benim ki... Benim bir dikiş at, herkes beklesin, yarım saat buradayız. Mümkün değil, doktor indirir ondan sonra. Ha, doktor geldi ya, bitiyor. Falan. Tabii, kan varsa olmayacak. Bitiyor. Ha, kanama varsa bitiyor. Ya, hı-hı. Doktor bakıp şey de diyebilir, devam etsin maça da diyebilir. Bu nasıl boks lan? O Tyson zamanları yok yani, kaşlar açık. Ha, onlar öyle öyleydi o zamanlar. Nedim maçlara geliyor böyle, işte nakavtlı maç bekliyor falan ama tabii biz zaten orada onun için varız. Ve genelde gençlerin müsabakaları bunlar. Yani hemen bitiriyoruz. Beni hemen bitiriyorsun. Beni kesmiyor abi, açı bırak izliyorum akşamları böyle. Daha hareketli bir şey istiyorsan. Güzel ama değişik meslek. Evet. Puanlayalım. Çağdaşlık 10 diyenler o desin. Kim o uzun bağıran borazan? Sadakat. 10 diyenler o desin. Bir bak, yememişsiniz gerçekten. Sefer. Kendi aradaki eğlence düzeyi. Şöyle bakalım Nedim penceresinden. Eğlence korku karışık. 8 ve üzeri diyenler o desin. Gayet güzel halkımız. Burası genelde daha düşük ses gelir. Gayet içlerine sinmişsiniz yani. Eyvallah, ne güzel. Vallahi. Her bölümün sonunda olduğu gibi öpüşün barışın. Alkışlarla!